Murat Bardakçı hoş geldin. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Necat Sultan bir süredir hastaydı zaten. 15 çok önce... ağır bir hastalık değildi. Ağır bir hastalığı yoktu ama 15 senede seyreden bir kan rahatsızlığı vardı. Tabi yaşın da etkisi var. 91 yaşındaydı. Evet. Birkaç hafta önce bir hastaneye yatmıştı zaten apar topar. Evet, ama sonra çıkmıştı, düzelmişti. Fakat birden bir nefes şeyi falan gelmişti dün sabah. Sen son nefesini verdiğinde yanındaydın galiba. Hayır, biraz sonra gittik. Biraz sonra gittiniz. Biraz sonra yetişemedik. Gittik. Yani. Yetişemedik. Çünkü kimse tahmin etmedi. Sık olan bir şeydi çünkü. Bu şekilde o sıkıntı sık sık nefes geliyordu. Nefes sıkıntısı vardı. Nefes şeyi bir kan tedavisinden dolayı geliyordu fakat hep geçiyordu. Şöyle başlayalım Murat istersen. Senin Necat Sultan'la tanışıklığın, daha doğrusu Osmanlı ailesinin geride kalan fertleriyle tanışıklığın nasıl başladı, nereden başladı? Bildiğim kadarıyla hanedandan değilsin. Nasıl oldu da bu kadar yakın dostlarla? Şimdi çok küçükken kadın efendiyi falan tanımıştım ben. Yani Sultanahmet'in hayattaki son hanımı Müşrika kadın efendi ama o vefat ettiğinde ben 6 yaşındaydım. Sonra lise yıllarında bir merak başladı bende. Şimdi tarih kitaplarını okuyorduk. Sultan Vahdettin 1922'nin efendim 17 Kasım sabahı bir İngiliz gemisine bindi, kaçtı, gitti. İşte ondan sonra Osmanlılar kovuldu. Şu oldu, bu oldu. İyi de ne oldu bu insanlar? Çünkü sayılar da belli değildi. 70 kişi ile 150 kişi arasında değişiyordu. Ve o yıllardan itibaren ben de bir merak oldu. Bu insanların ne oldu? Ölmediler herhalde hepsi. Yani o kadar kişi öldürülmedi, idam olmadı. Bir Romanovların akıbeti yaşanmadı bizde. Ne oldu? Onları merak ettim ve yavaş yavaş işte oradan oraya, oradan oraya. O onu tavsiye etti, onu tavsiye etti. Ve o çevreyi edindim ama şunu söylemem lazım. Bu hep bana sorulur. Hiçbir zaman o çevrede ben gazetecilik yapmadım. Yani aramızda bir dostluk oldu. Nesihah Sultan örneğinde olduğu gibi. Evet, kitap yazdım. Son Osmanlıları, Şah Baba'yı falan yazdım ama belge dışında hiçbir şey yazmadım. Yani belgesi olmayan hiçbir konu yazmadım. Dedikodu yazmadı yani. Dedikodu yazmadım. Çünkü onlar Türkiye'de yapılmıştır. Ve hiçbir zaman da onu yapanlar o çevrenin içine girememişlerdir. Hep dışarıdan yazmışlardır. Ve böyle yapanlar içerisinde çok önemli isimler de vardır. Dışarıdan yazılmıştır. Gerçeği aksettirmezlerdi. Yani bu şekilde oldu. Sonra o ilişkiler bazılarıyla işte Nesihah Sultan'da olduğu gibi rahmetli de bir dostluk ilişkisine dönüştü. Yakın bir dostluğa dönüştü. Ki Nesihah Sultan en başta aile içerisinde sana en mesafeli duran isim değil mi? Evet, ben rahmetli Orhan Efendi'yi Türkiye'ye getirdiğim vakit 90 veya 91'de kıyameti kopartmıştı. Bir gazeteciyle nasıl gelir diye. Ama sonradan çoğu şey değişti mesela. Ben Şah Baba'yı yazmamı sağlayanlar Nesihah Sultan'la kız kardeşi rahmetli Hanzade Sultan'dır. Vahdettin'in bütün evrakını sana namusunu havale ediyoruz diye bana verdiler. O şekilde yazdım. Bütün, evet, Vahdettin'in bütün evrakı sana geldi. Hatta bazı özel kişisel eşyaları da sende değil mi? Çok az bir şeydi. Çok az bir şey. Yani hatıran evet. Evinden. İşte evet, tesbihi evet. Ağızlığı, var galiba. Ağızlığı. Gözlüğü var. O meşhur gözlüğü meşhur var. Ağızlığı var. Tesbihi var. Onlar var. Peki şimdi sen dedin ki Nesihah Sultan ölünce hanedan sona erdi. Bu çok tartışılan bir şey. Bugün cenazede de ailenin diğer fertleri tarafından tartışılan bir konu haline geldi. Onların iddiası hanedan sona ermedi. Şimdi onu ben aslında ben söylemedim. Bunu 2009 Eylül'ünde Nesihah Sultan bir bildiri gibi bir şey kaleme aldı. Ve o bizde de yayınlandı. Başka ilk önce bizim Habertürk'te yayınlandı. Haberdi. Sonra başka gazetelerde yayınlandı. Sultan şunu hatırlatıyordu. Şimdi Avrupa, özellikle Avrupa hanedanlarında bir kural vardır. Hanedan dediğiniz aile, bir ailedir hanedan. Ama bu İngilizlerin, Amerikalıların ruling family dedikleri, idare eden, devletin başındaki ailedir. Hanedan, o ailenin iktidarda bulunduğu yıllarda, dönemde doğan kişilerle sınırlıdır. Habsburglarda da böyledir. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun hanedanı. Hohenzollernlerde, Alman hanedanında, Romanovlarda ve Osmanlılar'da da bu böyledir. Şimdi ve bunun Nesihah Sultan 2009'da bu şeyi yaptıktan sonra, açıklamayı yaptıktan sonra ki şunun için yapmıştı rahmetli Osman Ertuğrul Efendi. Son hanedan reisiydi. 2009 Eylül'ünde vefat etti. 10 gün kadar sonra bu açıklamayı yaptı Sultan. Artık dedi bir hanedan değiliz. Kendisi imparatorluk döneminde doğmuş olmasına rağmen. Biz bir aileyiz. Bir aileyiz çünkü dedi
adetleri bilen erkek kalmadı bizde dedi. Saray gören hiç kimse yok dedi. Hepimiz dedi Cumhuriyet, yani Osmanlı'dan sonraki şehzadelerin hepsi dedi Cumhuriyet döneminde doğmuş olan kişilerdir dedi. Şimdi Avrupa'daki adet şudur. Ve Avrupa hanedan kuralları ile Osmanlı hanedan kaideleri çakışır. Bir tek fark vardır, kadınlarda bize taht hakkı yoktur. Ama devam etseydi mutlaka verilirdi. O başka bir şey. Şu oluyor, eğer bir hanedanın mensubu iktidarda bulundukları dönemde dünyaya geldi gelenler sağ olduğu sürece o aile hanedandır. Ama hayatta hiç kimse kalmazsa, eğer yani mesela Habsburglar devrildi, son en yaşlı mensubu öldü, ondan sonra yaşayanlar Avusturya Cumhuriyeti döneminde doğmuştur. O aile halini alır. Yani o ailenin reisi... Yani imparatorluk sırasında doğmuş olması lazım. Doğmuş olması lazımdı ve bunu aynı Nesilşah Sultan'ın söylediğini geçen sene 2011 Temmuz'unda Avusturyalılar uyguladılar. Otto von Habsburg. Hanedanın, Avusturya Hanedanı'nın reisiydi. Avrupa Parlamentosu milletvekiliydi. Almanya milletvekiliydi ama. Avusturya'ya giremiyordu. Avusturya'ya girmeleri yasaktı. Efendim bazı kısıtlamalar vardı. Feragat etmişti gerçi ama gene bir sıkıntılar vardı. Macaristan'a girebiliyorlar mıydı? Macaristan'dan feragat etmemişlerdi ama girebiliyorlardı. Girebiliyorlardı. Ve şeyin de Nesilşah Sultan'la çok yakın arkadaşıydı. Ben onu vasıtasıyla tanıdım. Gençlik arkadaşı, çok yakın arkadaşı. Ve Avrupa'nın önde giren entelektüellerinden biriydi. Otto von Habsburg. Öldü. Geçen 2011 Temmuz'unda vefat ettikten sonra özel izinle Viyana'daki bu Habsburg İmparatorluk ailesinin mezarlığı olan Kapusin Kilisesi'ne defnedildi. Ve eski Habsburg törenleriyle o kıyafetlerle devredildi. Avusturya Cumhurbaşkanı tabutunun başına saygı duruşunda bulundu. Hükümet geldi, resmi geçit yaptı önünde. Ve cenazeden iki gün sonra aile bir açıklama yaptı. Artık dediler... Kardeşimiz, çünkü kardeşleri hayatta. Hayat olan kardeşi var. İşte kardeşimiz, babamız, amcamız, şuyumuz, kuzenimiz. Arşidük yani İmparatorluk Prensi Otto von Habsburg'un vefatından sonra İmparatorluk döneminde doğmuş hiçbir mensubumuz kalmadığı için bundan sonra bir, Kapusin Kilisesi'ne defin yapılmayacaktır. Bu çok önemlidir. Çünkü Habsburglar bir yerde Katoliklerle bütünleşmişti, Katoliklikle. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun altında. Yani bir yerde Papa'nın da koruyucusu gibidir bunlar. Ve Kapusin Kilisesi'nin çok önemli bir yeri vardır onlarda. Kiliseye dediler defin yapılmayacak. Bundan sonra ölenler, yani Prens Otto'nun kardeşleri de normal mezarlıkta defnedilecekler. İkincisi, Habsburg ailesi devam edecektir. Ama artık Habsburg dynasty, Habsburg hanedanı değil, Habsburg family, Habsburg ailesi olarak devam edecektir dediler. Bunu işte bu tarihten iki sene önce Nesilşah Sultan söylemişti. Ki kendisini de ortaya koymamıştı. Şehzadeler üzerinden düşünmüştü. Şehzade kalmadı. Sarayı bilen hanedan döneminde dünyaya gelmiş. Ailemiz tabii dedi sonsuza kadar devam edecektir. Ama hanedan değiliz artık. Şimdi herkese merak ettiği şeyler var. Bugün cenaze nispeten küçük sayılabilecek bir camiden, Yıldız Camii'nden kaldırıldı. Yıldız Hamidiye Camii'nden kaldırıldı. Herkes dedi ki niye daha büyük bir camiden kaldırmadın? Niye Fatih'ten, niye Süleymaniye'den, niye hanedanın yani imparatorluk camilerinden birinden kaldırılmadı da bu küçük camiden kaldırıldı diye herkes merak etti. Keza yine dedelerinin yanına gömülebilirdi. Çünkü Türkiye'de pek çok kişi öldüğü zaman özellikle son dönemlerde moda oldu. İşte cami bahçesine ya da işte din büyüklerinin ya da kral... Padişahların yakınlarına görmek istiyor. Halbuki Nesilşah Sultan aşiyana vasiyetiydi. Gömülmek istedi ve oraya gömüldü. Niye Yıldız Camii'yi, niye bir türbenin, padişah türbelerinden birinin yakınına değil de veya içine değil de aşiyana? Şimdi bunu söyleyeyim. İki senede cevap vereyim. Bunu gazeteci olarak cevap vermeyeceğim. Yani sultanla çok yakın ilişki olan bir dostu olarak çok seven... Yani bir büyüğüm de söylemiştim daha önce. Ondan senelerdir konuştuğumuz konularda onları dayanarak söyleyeyim. Bir, büyük camide kalkmamasının sebebi şudur. Bir kere Yıldız'daki Hamidiye Camii, Sultan Hamid'in yaptırdığı bir camide. Zannedersem Daron tarafından yapılmıştır. Ve bu da orada bazı televizyoncu arkadaşlar işte Sultan Hamid'in camisinden kalktı falan filan bir mesaj mı veriliyor? Hayır, hiçbir mesajı yok. Sebep şuydu. Sultan'ın kızı, Türkiye'de yaşayan, beraber yaşadıkları kızı,
Prenses İkbal Saviç, Mısır prensesi de baba tarafından. Annem hiçbir zaman böyle tantanalı, cafcaflı, reklam tip kokan hareketlerden hoşlanmazdı. Dolayısıyla büyük cami istemiyorum. Hem eve yakın, hem oradan trafiği tıkamayız. Aşiyana rahat rahat gideriz, oraya gömülsün dedi. O da yapalım merasim dedi. Büyük camiyi kasten istemedi, sevmiyorlar. Sebep budur. Yani ne Sultanahmet'in camisi olması, ne efendim başka bir sebep, böyle bir şey yok. Gösterişten kaçınmak için. Gösterişten kaçınmak için küçük cami. Çünkü önce şeyi düşündük biz, bebeği. Çünkü Hanzade Sultanlığı, Necra Sultanlığı kardeşleri oradan kalkmıştı. Ama Nesilşah Sultanlığı biraz daha kalabalık oldu ki oldu. Bebek de trafik tıkamak istemedi. Yoksa bebekten de kalkabilirdi. Ama bebek küçük gelirdi hakikaten. Fakat şeyden kalktı. Yıldızdan kalkma sebebi budur. Hem yakın olsun hem gösteriş olmasın. Bir de 2009'da bir Osman Efendi'nin bir cenaze örneği var biliyorsun. O hiç istenmeyen bir şekilde oldu. Aile tarafından istenmeyen bir şekilde oldu. Bir nevi bir şov haline aldı. Ki Nesilşah Sultan da zaten onu gördükten sonra sakın böyle bir şey yapmayın demişti. Küçük cami demişti. Küçük cami olarak orayı seçti kızı. Yani tamamen kızının arzusudur. Bu. Niye padişah türbesine gömülmedi? Şunu söyleyeyim o zaman şey gelmişken. Nesilşah Sultan için daha önceden bir padişah türbesine gömülme izni almıştık biz. İzin vardı resmen. Bu hükümet kararı. Onu bildiğim için soruyorsun. Vardı. Türbede şeydi. Hiç yıllardır defin yapılmamış olan Fatih'teki Yavuz Selim Türbesi'ydi. Çünkü orada iki padişah vardı. Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülmecit. Abdülmecit hepsi dedesi. Abdülmecit direkt anne tarafından dedesi. Yavuz Sultan Selim zaten büyük dedeleri. İzin alınmıştı. Fakat Nesilşah Sultan sonra beni oraya götürmeyin dedi. Annem, kardeşlerim, iki kız kardeşim Aşiyan'ı onların yanını istiyorum dedi. Onların da orada olmalarının bir sebebi vardı. Sabiha Sultan yani... Sultan Vahdettin'in kızı. Nesilşah'ın annesi. Evet, Nesilşah Sultan'ın annesi. Vasiyeti şu, beni padişah türbesine hiçbir şekilde defnetmeyin. Çünkü diyor babam İstanbul'da padişah türbesine yatmıyor. Babasına çok düşkün. Babası Sultan Vahdettin. Şam'da Selimiye Camii. Selimiye Camii. Selimiye yatıyor. Selimiye'de yatması, bir yurt dışında yatması anlamına gelmez onlar için. Daha önce de gelmiyor. Açıkladılar bu konuda. Çünkü bundan yıllarca önce... İmparator toprağı. Efendim? Kendi toprakları. Evet. Yani Sultan Vahdettin'in türbesini mezarına getirmek istedi Türkiye. Ve hatta Nazım Hikmet'i de beraber getirelim dediler. Cenaze getirilmesinde aileden izin alınması mecburiyeti olduğu için. Aile o zaman başa Nesilşah Sultan hayır demişti. İki sebepten bir şairle padişah mukayese edilmez. Çok büyük şair olabilir ama öteki de padişahtır. Yani padişahı getirelim, şairi de getirelim... denmez, ayıp olur dendi. İkincisi de şeyi söyledi. Yani Şam dedemiz için, Şah babam için dedi. Yabancı toprak değil, başında bulunduğu imparatorluğun toprağıydı. O iktidardayken Şam imparatorluğun parçasıydı. Onu istemedi. Dolayısıyla Sabiha Sultan da babam burada değilken, öteki ataları ceddelerinin yanında değilken ben padişah türbesine yatmam dedi. Ve sultanın da bu arzusuna saygı göstererek kızı ve oğlu Prens Abbas şeye karar verdi. Annesinin yanına. Doğrusu da oydu zaten. Yani padişah türbesine gidip ne olacak?